Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Puppet Pin Tool ile kukla animasyonu. Dersimizin sonunda Puppet Pin Tool kullanarak kukla animasyonları oluşturabileceksiniz. Puppet Pin Tool Türkçe kelime karşılığı olarak kukla oynatma aracı anlamına gelmektedir. Bu araç After Effects'te farklılık gösteren bir araçtır. Vektörel olarak çizilmiş bir karakter düşünelim. Bu araç ile o karakterin kollarını ve bacaklarını adeta yürüyormuş gibi hareket ettirebiliriz. Bunun için yine bir kompozisyon oluşturacağız. Ben daha önce bir kompozisyon oluşturmuştum. Beyaz arka plana sahip bir kompozisyon. Bir de karakterimiz var. Hareket vermek istediğimiz çizim karakterimiz vektörel tabanlı olması gerekiyor. Hemen ekrana getirdim. Bir tane sevimli bir balina karakterimiz var. Bunu istediğimiz gibi boyutlandırabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi şu anda bu karakterimiz hareketsiz bir şekilde. Bunu hareketlendirebilmek için ya tek tek transform özelliklerinden gerekli ayarlamalar yaparak hareketlendirebiliriz. İşte boyutu, pozisyonu, rotasyonu veya opasite değerleriyle. Bir de bunun haricinde Puppet Pin Tool özelliğini kullanarak hareketli hale getirebiliriz. Bu özellik yine Adobe yazılımı olan Flash animasyon programı olan Flash'ta Bone Tool yani kemik aracına benzetebiliriz arkadaşlar. Burada Puppet Pin Tool'u nasıl kullanabiliyoruz? Toolbar'da gördüğünüz gibi Toolbar'daki en sonda bulunan Puppet Pin Tool şeyi de kısa yolu da Ctrl P arkadaşlar. Üzerine geldiğimiz zaman görüyoruz. Tıkladığım zaman aktif hale geliyor. Ve karakterimizi gördüğünüz gibi bir rap diye bir iğne görüntüsü var Puppet Pin Tool'un. İlgili görüntünün veya karakterin neresinden hareketlendirilmek istiyorsa oralara bir tane iğne ekliyoruz arkadaşlar. Örneğin şuraya bir tane ekledim. Sonra şurasına bir tane ekledim. Şöyle göbeğinin altına bir tane ekledim. Bir de burnunun ucuna eklerim arkadaşlar. 4 tane Puppet Pin Tool'umuz olsun. Gördüğünüz gibi ekranda hemen Puppet Pin'in özellikleri layer katmış şeyimize, panelimizde görüntülenmeye başladı. Biz bütün gördüğünüz gibi her bir nokta için bir tane pin oluşturdu bize. 4 tane pinimiz var. Buradaki pinleri görüntüleyebilmek için arkadaşlar klavyemizin U tuşunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda kapalıyken şöyle biraz daha büyütelim. Katmanımız kapalıyken, özellikleri aşağı doğru açık değilken, klavyeden U'ya tıkladığım zaman gördüğünüz gibi Puppet Pin Tool'un bütün katmanlarını görüyoruz. Şimdi bunun hareketli hale daha halen getirmedik. İkinci frame'e geldiğimde bunu nasıl hareket ettirmek istiyorsak ya eklediğimiz noktalarla mouse'un sol tuşuyla oynayarak şekilde görüldüğü gibi biraz oynak bir balina haline gelsin.
Gördüğünüz gibi abi, arkadaşlar, her noktacığı hareket ettirdiğimde diğer noktacıkların onunla etkilendiğini görüyoruz. Yani birbirine etkilediğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi kuyrukta da oynama oldu. Puppet Pin Tool'un çok güzel bir özellik olduğunu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda sadece 3 tane hareket eklediğim için ve animasyonumuzun boyutu uzun olduğu için şu anda çoğu yeri boşa dönüyor. Hemen birkaç tane daha ekleyelim isterseniz bunları. Şöyle taşıyabiliriz bunları. Evet arkadaşlar, biraz daha somut görünebilmesi için biraz çaba gösterdim. Gördüğünüz gibi istediğiniz özellikleri, yani hareketleri Puppet Pin Tool sayesinde daha da basitleştirilmiş bir şekilde kullanmamıza olanak tanıyor. Gördüğünüz gibi her bir noktanın, her yaptığım hareketi bir kılavuz çizgi şeklinde burada ekrana işlenmiş. Yani tüm hareketleri ve izlediği tüm yollar burada görünüyor. Tıkladığım her çizgide bu geçerli. Bak gördüğünüz gibi bunun da yaptığı hareket, bu noktanın yaptığı hareket, şu noktanın yaptığı hareketler hepsi kayıtlı. Ve bunları buradan manuel olarak veya mouse'un sol tuşuyla da değişiklikler yapabiliriz. Bunu siz istediğiniz gibi hayal gücünüze, tamamen hayal gücünüze kalmış bir şekilde Puppet Pin Tool'dan çok güzel animasyonlar ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek bu özellikleri incelemenizi ve uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bu dersimiz de buraya kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.